İyi günler değerli spor severler. Tribün Spor'dan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yayınımızda ekranların sevilen sunucularından Ayşe Serem Tan ve Caner Bakır var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de sevilen sunucularından mıyım kanka? İnşallah 5-10 yıl sonra o günleri göreceğiz. Ben ikinizde de o potansiyeli çok net gördüm valla. Teşekkür ederiz. İnşallah. Siz ayrıldınız ama yeni bir ayrılık süreci yaşadınız. Ben evet ayrılık da sevdaya dahildir şeklinde ayrıldıktan sonra ilk defa buradayım. Evet, Galatasaray TV'den ayrıldıktan sonra Tribün Spor'un sezon finaline gelmeyi kabul ettiniz. Merak edilen tüm soruları bugün ilk kez yanıtlayacak. Bugün çok şey konuşacağız. Peki o zaman biraz da aslında 2016-2017 sezonunu bitirdik ve yılın spor olaylarını biraz değerlendireceğiz bu haftaki bölümümüzde. Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı EuroLeague şampiyonu oldu. Vakıfbank Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ve tabii ki Beşiktaş da Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bu açılardan baktığımız zaman aslında tek tek başlayalım. En başta biraz basketboldan başlayalım Selim Hanım. Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bir Galatasaray TV çalışanı olarak da, yani eskiden en azından. Özellikle yani Galatasaray taraftarlığım halen daha tabii devam ediyor. Bunu hiçbir zaman saklama gereği duymadım bu arada. Onu da çekincesini taşımadım açıkçası. Ama şimdi bu yılın olaylarını konuşurken Galatasaray'ın hiçbir takımını anmıyor olmamız bir Galatasaraylı olarak beni tabii ki üzüyor Galatasaray taraftarı olarak. Ama başarıların da takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En büyük takdir de bence Fenerbahçe'ye. Geçtiğimiz sezondan aslında bence bunu hak ediyordu. Fenerbahçe'nin genel olarak hani öyle bir algısı vardır ya Galatasaray finallerin takımıdır. Fenerbahçe de finallere kadar gelip finallerde bir şekilde o dokuyu tutturamıyor diye. Evet. Fenerbahçe taraftarı bunu hak ediyordu. Geçen seneden beri hak ediyordu. Müthiş bir yatırım var ortada. Çok güzel ortaya konan bir basketbol var. Bence Obradovic her şeyden önce Türkiye'ye gelmiş en önemli spor adamlarından bir tanesi ve çok saygıyı hak eden bir ekol oldu diye düşünüyorum. Yani sadece Fenerbahçelilerin işte ben Anadolu yakasında oturuyorum. Bir kafede gördüm kendisini. Gerçekten gidip ne kadar kendisine saygı duyduğumu gittim ifade ettim. Galatasaray Televizyonu'nda spikerim dedim. Ben daha da şu an gururlandım. Çok teşekkür ediyorum dedi. Basketbol severseniz, spor severseniz bu başarıyı takdir etmek durumundasınız diye düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe bir de tabii geçtiğimiz sezondan beri bunu dediğim gibi fazlasıyla hak etti. Yani evet, takdir kesinlikle. Etmek bir yana bir de küçümsememek lazım şimdi. O konuya da girmek lazım. Onu zaten gireceğiz. O konuya gir. Hadi gir. O biraz daha Fikret Orman, yani Beşiktaş Fenerbahçe özelinde o artık oluşmaya başladı. Yani bunu kim dese sonuçta aynı tepkiyi gösterir. Sadece Fikret Orman üzerinde değil. Bunu Dursun Özbek de söyleseydi şu an bu başarıya gölge düşürecek isim Dursun Özbek olurdu. Ama Fikret Orman böyle bir çıkış yaptı. Bu arada Fikret Orman'ın yaptığı çıkışı da izleyicilerimize hatırlatalım. Hı hı. Fenerbahçe basketbol takımı 30 milyon euro harcadı. Gelir olarak da sadece 1 milyon euro kazandı tarzında bir açıklaması vardı. Bir de daha da ileriye gitti. Seyahat parasına da yetmez dedi. Evet. Bu para. Yani Caner bunun üzerine biraz yorumlar yapıyor. 3 sene önce Beşiktaş'ın Euro Challenge şampiyonluğu var. Hepimizin bildiği üzere. İşte Darren Williams'ın sezonlarda, Ergin Ataman'ın 3 kupalı bitirdiği sezonda Beşiktaş'ın Euro Challenge şampiyonu var. O günün başkanı yine Fikret Orman'dı. Ve bu Euro Challenge kupasını anıtlaştırdı Fikret Orman ve Beşiktaş kulübü. Şimdi bu anıtlaştırma sürecinden sonra kazanılan bir EuroLeague şampiyonluğu, Avrupa'nın neredeyse dünyanın NBA'den sonraki en önemli organizasyonunu küçümsemek, o zaman insan sorar ki Euro Challenge kupasını niye anıtlaştırdın? Bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu niye küçümsüyorsun? Şimdi o zihniyet, EuroLeague Challenge kupasını anıtlaştıran zihniyet, EuroLeague kupasını küçümsüyorsa burada hani yanlış anlaşılmasın ama kedi ciğer mundar atasözüne geliyor. Hani biraz ağır olmasın ama hani bu EuroLeague'de sadece şampiyonluğa verilen 1 milyon euro var. Sezon içinde alınan galibiyetler, işte top 8'de kalınması verilen paralar EuroLeague'in toplamda 4-5 milyon euro daha da fazla bir para geliyor Fenerbahçe'nin. Hatta bildiğimiz kadarıyla yaklaşık olarak gelir 12-13 milyon euro seviyesinde. Gider de 26-27 milyon euroları çıkıyor. Aynen öyle. Ha, şu var. EuroLeague'den zarar ediyor musun? Ediyor. Aziz Yıldırım da zaten bunu Mali Kongre'de basketbol şubesinin açık verdiğini söylüyor. Bu bilinen bir gerçek. Ama EuroLeague sonuçta ortada bir prestij var. O kupayı kazanıyorsun, ülkeye getiriyorsun. Anadolu Efes'in Koraç Kupası'ndan sonra, Galatasaray'ın EuroLeague Kupası'ndan sonra ülkeye gelmiş, geçmiş en büyük başarılardan biri. Ülkenin bence en büyük iki başarısı var sportif anlamda. Bir Galatasaray'ın UEFA Kupası'dır. O en önemli başarıdır. İkincisi de Fenerbahçe'nin EuroLeague Kupası'dır.
Üçüncü sıraya da Beşiktaş'ın Euro Challenge kupasını belki koyabiliriz. Yok bence onu üçüncü sıraya da koyamayız. 2014'te Galatasaray kadın basketbol takımı. Kadın basket. Hani o artık oralarda sürekli oynuyoruz. O başarı unutuldu artık. İşte Vakıfbank'ı hani söyledik. Bu Vakıfbank'ın dünya şampiyonu oldu bu Vakıfbank'ın sezon. Dünya şampiyonu olması gibi. Unutuluyor artık. O şampiyonluk kazanılmadığında haber olmaya başlıyor. Şurada Fenerbahçe'nin 3 senedir ortaya koyduğu bir yatırım var. Bir ekol var. Obradovic gibi bir isim var. Hani yatırımlar zaten yapılacak. Fikret Orman diyor ya 30 milyon euro yatırım yaptın, 1 milyon euro kazandın. Hani yatırım yapmadan zaten bu şampiyonluk gelmez. Bu futbolda koşmadan hani 120 kilometre koşmayan, 12 kilometre koşmayan takımıma giremez algısı var ya. Hani zaten koşacaksın. Bu futbolun birinci gerçeği. Koştuktan sonra yetenek ön plana geliyor. Hani burada zaten yatırım yapacaksın ki başarı gelecek. Evet. Hani yatırımı eleştirmek, onun üzerinden EuroLeague şampiyonluğuna değinmek biraz yanlış oldu. Hani talihsiz bir açıklama. Bence de öyle diye değerlendiriyorum ben yani. Şimdi yatırım üzerinden gidiyoruz ama. Da böyle çok dikkatli bir şekilde yapmak, bakınca bana biraz heyecanlı konuşuyorsun. Sizce bir tercih midir? Hani Fenerbahçe kulübünün bu yatırımı yapması bir tercih midir? Hani sportif başarı geliyor ama kulüp sonuçta belli oranda bir zarara giriyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Fenerbahçe'nin tabii bu arada yani basket takımının kuruluşunda bu asla başarıyı gölgeleyecek bir şey değil ama basketbol takımının kuruluşunda çok ciddi bir sponsor desteğiyle ve çok ciddi bir markayla birlikte yola çıkmışlığı evet. var ama bunlar artık günümüz sporunun bir gerçeği. Yani evet. endüstriyel hale geldikten sonra spor, sponsorlarla bir yere geliyorsunuz, işte reklamlar alıyorsunuz, her oyuncunuz, her futbolcunuz, her basketbolcunuz kendi içinde ayrı bir marka. Yani maalesef hani böyle çok eski futbolcularla vesaire konuştuğumda şunu görüyorum. Artık şu var ya, o profesyonellik tamamen işin içine girdi. Amatör ruhtan tamamen çıktık. Oturuyoruz spor programlarının yarısında bütçe konuşuyoruz. Neredeyse işte bu oyuncuyu biz 3 milyon euro bonservisi aldık. Her koşuşu 100 euro etse falan diyeceğiz. Yani iş o kadar fazla maddiyata bindi ki. O yüzden alınan başarılar biraz gölgede kaldı ama hangi Fenerbahçe taraftarına sorsam şunu söyler. Yani para, pul, tamam neyse kulüp zarar etsin ama biz o kupayı müzemize götürdük. Yani mutlular. Şimdi kesinlikle. Aslında biraz da şöyle bakmak lazım. Parayı verip kupayı almıyorsun. Yani orada yazık günah. Çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir hırs var. Oyuncuların akıttığı terler var. Yani öyle olsa parasını verirsiniz, alırsınız. Yani öyle olsa mesela ben eminim ki atıyorum Fenerbahçe kulübü parayı verip UEFA kupasını bizden alır. Öyle bir şey yok ama yani bu işin mantığında bu kadar da paraya dökmemek lazım diye düşünüyorum. Şunu üzülüyorum. Yani alınan başarılarda öbür tarafın mutlaka bir böyle bir tat kaçırma durumu var son bir yıllarda. Bir dokundurması var. Halbuki kendisi alsa aynı şekilde sevinmeyecek mi? Niye bu hale aslında geldi? Aslında bu biraz da bizim ülke sporumuzun sorunu olabilir. Yani Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Barcelona resmi Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı. Keşke bizde de böyle durumlar olsa. Biz de bence sosyal medyayı son bu sene özellikle en iyi kullanan kulüplerden bir tanesi Başakşehir oldu. Kesinlikle. Biz de çok yer verdik zaten. Yani bence çok güzel bir sosyal medya kullanımları var. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Yani sosyal medya konusunda Galatasaray'da biliyorsunuz hep böyle ödülleri alan vesaire bir kulüp ama Başakşehir işin esprili kısmını ve Avrupa'yı boyutunu çok iyi başardı diye düşünüyorum. Katılıyorum ben de. O zaman birazcık da Vakıfbank'a en azından kazandığı başarıları hatırlatmak mahiyetinde değinelim. Vakıfbank dünya şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni aldı voleybol alanında tabii ki. O da gerçekten çok büyük bir başarı ve maalesef medyada bence yeteri kadar da yer bulamadı kendisine. Bu şampiyonluğu da unutmamak lazım Vakıfbank'ın. Vakıfbank'ın tabii voleybolda yani kazanmış olduğu muhteşem bir gurur. Yani İki dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Ama hatırlarsanız mesela bu sene bir spor ödülleri töreni gerçekleştirildi. Yine Vakıfbank dünya şampiyonluğuyla adayken lig şampiyonu olan Beşiktaş evet, yılın kulübü de, olarak seçildi. Ha, bu gerçekten bir soru işareti. Yani ülkemiz tamamen futbol ülkesi mi? O zaman Vakıfbank'ın da yine aynı şekilde emeğine yazık değil mi? Bunların hepsi tabii soru işareti. Bu sene voleybolda biliyorsunuz çok enteresan bir şey oldu. Yıllar sonra ligde finalin adı Fenerbahçe Galatasaray'dı. Evet, evet. Fenerbahçe Eczacıbaşı'nı eleyerek finale geldi. Galatasaray'da çok büyük bir sürpriz. Yani iddialar açılsa kimse herhalde Galatasaray'ın dünya şampiyonu olan Vakıfbank'ı eleyip o kadar genç ve daha çok yerli ağırlıklı bir kadroyla finale adını yazdıracağını düşünemezdi ama
Orada Galatasaray Fenerbahçe final oynarken Eczacıbaşı ile Vakıfbank'ta dünya şampiyonluğu için oynadı. Aslında bu bence ülkemizde genel olarak voleybolun geldiği güzel boyutu gösteriyor. En çok şuna seviniyorum. Gençler için, çocuklar için çok özendirici bir boyutta. Yani voleybol oynayabilirim. İşte ben bir Naz olabilirim, bir Neslihan olabilirim. Bunlar için çok özendirici yani, olduğunu düşünüyorum. Yeni yetişen nesillere en azından bir örnektir bu. Ya bu tarz başarılar kesinlikle örnekli hani oluyor. Program başında dediğim gibi Vakıfbank şampiyon olamadığında artık haber olmaya başladı. Hani unutulan Atilla Gökçe'nin bir tane sözü var ya, Türk sporunun unutulacak başarılara ihtiyacı var diye. Hani Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğundan sonra niye bu kadar her sene gündeme gelmesi bir daha o başarıyı yakalayamamamızdan kaynaklanıyor. Bu da aslında hani sürekli oralarda oynasak, evet, sürekli o başarıları yakalasak unutacağız. Evet. Dediğin gibi Galatasaray'ın kadın EuroLeague şampiyonluğunu unuttuk mesela. Çünkü hem Galatasaray hem Fenerbahçe her sene oralarda oynuyor ama artık. Ama 17 Mayıs Galatasaray bayramı olarak kutlanıyor. Sürekli, evet, çünkü oralarda yokuz artık. Oralarda yokuz, şampiyonluk gelemiyor, finale bile çıkamıyoruz. Geçen eski başkan Ünal Aysal'ın da bir açıklaması vardı. 17 Mayıs'ın Galatasaray bayramı olarak kutlanması aslında kötü bir şey. Bu hani kazanılan başarının da üzerine sanki 3 tane düğüm atmak gibi bir şey demişti. Gerçekten doğru ifadeler. Hani çünkü amaç artık yenileni kazanmak olmalı. Eskiyi kutlamak yerine. Böyle bir algı var bizim Türk kulüplerimizde. Umarım bu da yakın zamanda düzelir bir an önce. Son derece katılıyorum. Yani tabii 17 Mayıs'ta aslında 17 Mayıs sembolik bir gün. O günle ilgili yeni çıkan bir proje olarak Galatasaray ailesinin birleştiği bir gün olarak kutlayalım dendi. Hani Mayıs ayı sonuçta hava güzel, Florya'da keyifli, bütün eski futbolcular. Zaten en son yaptığımız organizasyonda sadece UEFA kadrosu değil, yani Galatasaray'ın sevilen oyuncuları da davete, evet, geldiler. Evet. İşte mesela Eboué'yi çok özlemişiz. Ufaloji'yi çok özlemişiz. Onları fark ettik. Bu bir bahane diye düşünüyorum. Yani Galatasaraylıların bir araya gelmesi için sembolik bir gün olarak, o bayram olarak söylendi. Peki o zaman biraz da Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'a geçelim. Geçelim. Voleybol ve basketbolun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. En azından onları konuşalım. Ben sağlam verdim ama, değil mi? Beşiktaş sen bir sezon... rahatladın. Evet, bir rahatlama geldi değil mi? Bir rahatladın sen. Ben onu fark ettim. Beşiktaş bu sezon şampiyonluğunu ilan etti. Yeni sezonda da. Sizce gelecek sezonda Beşiktaş yine hakimiyetini devam ettirebilecek mi? Yoksa özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray açısından bir atak gelecek mi Beşiktaş'a karşı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelmeli. Transfer dönemi başlamadı, hamleler yapılmadı ama sizin öngörünüz nelerdir? Gelmeli diye düşünüyorum her şeyden önce ama Beşiktaş da açıkçası geçen sene bu sene neler olabileceğinin sinyalini verdi. Beşiktaş'ta daha çok Başakşehir'in bir çekişmesi söz konusuydu. Başakşehir'in de hakkını vermek lazım. Çok başarılı bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Takım olarak güzel bir sinerji yakaladıklarını düşünüyorum. Biraz birlik beraberlikten geçiyor. İşte Beşiktaş'ın bence son 2 senedir başarısının en büyük sebebi taraftarıyla bir araya gelmesi. Vodafone Arena'da bir bayram havası oluşturması, o dengeyi tutturması. Gerçekten o istediklerini gördük ve onların belki de isteği diğer takımların kadroları çok iyi olmalarına rağmen bu arada. Bence Fenerbahçe'nin de çok iyi bir kadrosu vardı. İsim anlamında Galatasaray'ın da çok iyi bir kadrosu vardı. Hatta son yılların belki de en iyi kadrosu vardı Galatasaray'da da aynı şekilde. Ama Beşiktaş takım olmayı başaran takım oldu. Başakşehir gibi ve güzel bir sinerjiyle en başından inandıklarını söylediler. O üçüncü yıldızı da artık taktılar ve rahatladılar diye düşünüyorum. Önümüzdeki seneye Beşiktaş'tan çok diğer takımların neler yapacağını ben merakla bekliyorum. Transfer dönemi biliyorsunuz yeni başladı ama sabırsızız. Evet, o da gelsin, evet, bu da gitsin, o olsun, bu olsun, bakalım nasıl şekillenecek. Bir de bütçeler, maliyeler de sıkıntılı. Biraz UEFA'nın finansal PPL kuralları var. Tabii şu çok önemli olacak. Galatasaray ligi dördüncü bitirdiği için çok erken sezona başlıyor. Geçen sezon mesela Osmanlı Spor'da gördük. Sezona çok iyi başladı ama erken başlamanın dezavantajıyla çabuk yoruldular. Evet, evet, benim merak ettiğim Galatasaray cephesinden acaba o kondisyonu bütün sezona yayabilecek mi? Erken başlamak nasıl gelecek takıma? Fenerbahçe'de de yine Aykut Kocaman'la biliyorsunuz yoluna devam edecek. Evet. O da o tarafın meraklandıran konusu. Caner, senin düşüncelerin nelerdir? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim ligimiz sürekli değişken bir lig. Yani her sene farklı dinamikleri barındıran bir lig. Beşiktaş'ın bu farklı, her takımın farklı dinamikleri barındırdığı ligde 2 sene üst üste şampiyon olması çok büyük bir başarı. Çünkü Fenerbahçe mesela Ersun Yanal gittikten sonra her sene yeni bir yapılanmaya gidiyor. Evet.
Onun sıkıntısını da çekiyor mesela. Yani bir sezon İsmail Kartal'la başlıyor, bir sezon Vitor Pereira'yla başlıyor, bir sezon lige bir hafta kala Dirk Advokat'ı getiriyor. Hani bu takım üzerinde çok olumsuz bir etkisi yaratıyor, şampiyonluk gelmiyor. İşte evet. Nitekim Galatasaray'ın içinde bulunduğu süreç. Hani Beşiktaş'ın bu kadar değişkeni barındıran bir ligde, Serem Hanım'ın dediği gibi 2 sene üst üste iyi bir sinerji yakalaması çok önemli. Hani Galatasaray ve Fenerbahçe kendilerini toparlamazsa bu 3-4'e hani... Dördü demeyeyim belki fazla olur ama üçüncü şampiyonluğa gidebilir yani. Hani bir hakimiyet kurabilir Beşiktaşlık'ta. O da biraz Fenerbahçe ile Galatasaray'a bağlı. Çok önemli bir noktaya değindim. Aslında mesela Fenerbahçe'de antrenör değişikliği hikayelerine çok alışmıştık yıllarca. Ama Galatasaray'da bilmiyorum farkında mısınız? Özellikle Fatih Terim'in gitmesinden bu yana çok fazlasıyla bir teknik direktör değişikliği oldu. Evet, o sirkülasyon yani, hep devam etti. Hatta İşte Orhan Atik, Taferel bunları da sayarsak... Sadece sezon başında değil, sezon içinde sezon değişen teknik direktörler var. Galatasaray'ın çok dokusunda ve karakterinde olan bir durum değildi. Evet. Bence Galatasaray'ın evet. dengelerini bozan en önemli faktör de bu kadar fazla teknik direktör değişikliği oldu diye düşünüyorum. Hoca demişken Tudor'un takımda kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tudor geldiyse eğer takımda kalmalıydı. Yani takımda kalmalıydı ama tabii... Şimdi hep bir risktir. Şunu yıllarca gördük. Bu sene Tudor'un gelişiyle o biraz değişti. Bu teknik direktör değişikliklerinin ardından ilk maçta oyuncular inanılmaz oynar. Yani bu ne hikmettir ben bilmiyorum oyuncu, futbolcu olmadığım için. Ama A gitti, B geldi. B'nin ilk maçında muazzam bir futbol ortaya konur. Tudor'da bu olmadı. Evet. O çok enteresan. Çaykur'da spor maçında. Çaykur Buruma'yı götürmemesi mi artık deplasmana dersiniz nedir? Tudor orada kendi ağırlığını koymaya çalıştı. Kendi çünkü hani karakterli bir dokusu var bu arada hocanın. Yani ben karakter olarak, yapı olarak beğeniyorum. Ama işte ne oldu? Bir kumar oynadı ve o kumar tutmadı. Galatasaray ligi dördüncü bitirdi. Son derece kötü ama Tudor'la bence hazırlık dönemini geçirecek olması Galatasaray'ın artık avantajı. Çünkü her hoca... kendi yarattığı kondisyon ve kendi yarattığı hazırlık dönemindeki futbolcularla oynamak ister. Biliyorsunuz çok koşan bir takım istiyor. Evet. Son derece işte fazla pas istiyor vesaire. Şimdi kendisi çalıştırmamış bu takımı. Evet. Bir yanda da idmanlarda çok fazla yükleme yapınca şapkadan olmadı. Tavşan çıkartmaya evet, çalıştı da olmadı. Tudor'dan önce 103-104 kilometre koşan bir takım varken evet. Tudor'la birlikte bu 115-116 kilometrelere çıktı. Ancak şimdi şöyle bir şey de var. Gelecek sezonda olası kötü sonuçlar gelirse 6. 7. haftadan itibaren bence Lucescu yeniden manşetleri süslemeye başlar. Şu anda hoca boşta. Lucescu'na da hep anılır zaten biliyorsun. Evet. Yani Lucescu gibi bir hoca şu anda boşta. Hani yönetimin bu tarz bir opsiyonu düşündüğüne inanıyor musunuz? Yoksa hiç gözden bile geçirmemişler midir? Yani Igor Tudor'la devam kararı alındığından beri Igor Tudor'a odaklanıldığına eminim. Ve onun istekleri doğrultusunda transfer sürecinin gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu arada Galatasaray'da şunu da görüyoruz. Yani şimdi üst üste güzel başarılar yakalayan her kadronun bir değişim ve kan kaybetme süreci vardır. İşte oyuncuların yaş almasıyla birlikte daha genç ve yeni bir yapılanmaya gidilecek. Zannedersem o sene bu sene. Şimdi o kan kaybı da yine bir risk tabii ki. Bakalım Igor Tudor... Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon en çok konuştuğumuz şey dörtlü savunma, üçlü savunma. Kendi istediği üçlü savunma sistemine uygun bir takım mı kuracak? Yoksa eldekilerle, gidenlerle ve gelenlere uygun bir şey mi kuracak? Göreceğiz. Evet. Caner senden de Fenerbahçe için kısa bir Aykut Kocaman yorumu alayım. Gelecek sezonda Sarı Lacivertli nasıl bir süreç bekleyecek? Ardından da haftanın olayına geçelim. Şimdi bildiğimiz Aykut Kocaman anlayışı devam ederse Fenerbahçe'nin şansını çok yüksek görmüyorum. Ama hoca Konya Spor sürecinden sonra Fenerbahçe'yi daha ileri taşımak için futbol anlayışını değiştirmişse o Fenerbahçe'nin beklediği şampiyonluk gelebilir. Hani bu futbol anlayışı nedir? Biz hocayı niye eleştiriyoruz? Savunma futbolu oynattığı için eleştiriyoruz. Hani top rakipteyken 11 kişi savunma yapmasıyla eleştiriyoruz. Bunu kendi pek kabul etmiyor. Hani çok savunma yaptırdığını düşünmüyor ama Fenerbahçe taraftarı şu an artık güzel futbola aç bir durumda. Yani şampiyonluktan ziyade tabii ki şampiyonluk istiyor ama Pereira ve Advokat'lı sistemden sonra Fenerbahçe taraftarı 3 gol yiyelim de 4 gol atalım modunda. Hani bunu Aykut Kocaman yapabilecek mi? O belirsiz. Eğer anlayışını değiştirip o çift önlü birden farklı bir sisteme evet. geçerse Fenerbahçe'nin şansı yüksek. Ancak başarı odaklı baktığımız zaman Aykut Hoca beklentileri karşılayabilecek. Aykut Kocaman başarılı bir teknik hocam. Direktör. Bunu da belirtelim. Hani lig şampiyonluğundan sonra UEFA'da yarı final
Yani 29 sene sonra alınan Türkiye Kupası. Bu arada Caner, Fenerbahçe'nin en zor günlerinde Fenerbahçe taraftarını da çok güzel bir duruş sergilemiş adamlardan bir tanesi. O vefalı süreci başka bir durum. Evet. Taraftarının yani %50'si de zaten o yüzden Aykut Hocam'ın istiyordu takımın başında. Yani ben Fenerbahçe'nin geleceğini böyle görüyorum. Bakalım. Peki haftanın olayına geçiyoruz. Yılın olayı da... Efendim? Arda'yı mı diyorsun? Arda'yı biraz... Yılın olayı mı? Yılın olayı. Keşke keyifli bir olayımız olsaydı evet, değil mi haftanın olayı? Biraz da bunun için biraz üzüntülü konuşuyoruz. Yani programın önüne geçmesin. Çok kaos ortamı yaratmayalım ama kısaca evet, Arda'dan da bahsetmek gerekiyor. Makedonya maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe'ye sözde fiziki bir saldırıda bulundu. Ve ardından da milli takım bıraktığını açıkladı. Şimdi yaşanan süreci tek tek anlatmaya gerek yok. Muhtemelen izleyicilerimiz de biliyordur. Selim Hanım, sizin bu olaya bakışınız nasıl acaba? Yani ben şu açıdan bakıyorum. Arda gerçekten Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. Keşke Arda'yı yılın olayında bu şekilde ve haftanın olayında bu şekilde konuşmasaydık. Çünkü bundan yıllar önce Barcelona'daki bizim gururumuz El Turco ve yaptığı işler ve başarılarıyla anarken bugün işte bu tarz gerilimli, çok tatsız bir olayla anıyoruz. Biliyorsunuz Arda çıktı, milli takımı bıraktığını söyledi. İşte milli takımla ilgili geçen seneden beri, bir senelik bir olay aslında bu. Bir senelik bir geçmişi olan bir olay. Arkasında başka şeyler de var, herkesin bildiği gibi. Yani milli takımla ilgili bir takım sıkıntılar var. Ben şuna üzülüyorum açıkçası. Yani futbol, spor vesaire bunları konuşurken, işte Başakşehirli futbolcuların bir medya mensubuyla arasındaki tatsız olayı konuşuyoruz. Yine bir medya mensubuyla, üstelik çok tecrübeli bir isimle Arda Turan'ın geldiği noktayı konuşuyoruz. Yani burada aslında acaba dönüp kimde ne kadar ne hata var diye herkes mi bir kendine baksa diye ben düşünüyorum. Çünkü futbolcular özellikle artık günümüzde sosyal medyanın etkisiyle çok fazla baskı altındalar ve acaba işte yurt dışında ben Chelsea'yi ziyaret etmiştim. Onlar da mesela beni işte herkesle tanıştırdılar. Bütün teknik ekiple. Teknik ekiple tanıştığım zaman bir tanesi dedi ki bu da mentörümüz. Mentör ne yapıyor? Bizde öyle bir şey yok. Özel olarak hepsiyle bildiğiniz bizim ortaokuldaki rehberlik öğretmenlerimiz gibi oturup işte mental bir destek veriyorlar. Şimdi Arda Turan'ın da bence böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Evet. Yıllardır var. Yani Türkiye'den gidiş sürecinde de zaten basınla olan ilişkilerinin bozulması, ki ben o dönemde Arda'ya çok hak verenlerdendim. Bu tarz bir baskı ve bu tarz canının sıkılması sebebiyle kendisini yurt dışına attı. Çok da iyi yaptı. Ama şimdi yine belli ki bir takım sıkıntılar ve bir takım birikimler var. Şiddetin hiçbir türlüsü zaten kabul edilemez. Kesinlikle. Kendisini kaybetmesi kabul edilemez. Bunu kendisine bütün söyleyen gazetecilere ben özür dilemeyeceğim. Ben en azından arkadan konuşmadım, yüzüne yaptım gibi bir savunması. Onurlu bir yanlış yaptım tarzında ifade ediyor. Onurlu bir hata yaptım ediyor. Gibi bir bakış açısı var. O da onun bakış açısı. Kendisine yapılanları hazmedemediğini söylüyor. Bu tarz olaylarda haklı haksız diye ayırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilmiyoruz tam olarak ama şu var. Kendisinden yaşça büyük birine o tarz bir saldırıda bulunduysa ne yapmalı? Özür dilemeli mi? Evet, özür dilemeli. Evet, kesinlikle. Haklı ya da haksız en azından yasal süreçte mücadelesini devam ettirmeliydi. Yani Arda konusunda şunu söylemek istiyorum çok kısa bir şey. Umarım şimdi olmasa bile bundan 5 sene sonra yaptığı hatanın farkına varır. Yani şu an değil belki ama inşallah bundan sonraki süreçte pişman. Şu anda da hatalı olduğunu kabul ediyor ama özür dilemeyeceğim diyor. Şu an yaptığının yanlış olduğunun farkında değil Arda. Yani milli takım formasıyla aslında ya şu son yıllarda şunu görüyoruz ve beni çok üzen bir detay. Milli takımdan kaçma heveslisi olan futbolcu kesim görüyoruz. Neden? Çünkü çok ciddi paralara oynuyorlar takımlarında. Bir de ciddi bir baskı var. Ciddi bir baskı var. Bir ne derler? Bir sakatlık yaşamak istemiyorlar vesaire. Kendilerini korumak istiyorlar. Ama Arda Turan hakkını vermek lazım. Özellikle son İzlanda maçında vesaire bu maçlarda inanılmaz bir performans göstererek milli takımla, milli takım formasıyla terini akıtıp farklı bir özveriyle oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Onun bu raddeye gelmesi Türk milli takımı adına beni üzdü sadece. Bizi de üzdü kesinlikle. Caner, ekleyeceğin bir şeyler yok, var mı? Yok. O zaman Arda olayını... Sen de Bilal Meşe ile bir tanışıklığın var değil mi? Milliyet döneminden. Bilal abi tanıyorum tabii de yazısı da yani zaten siz de okumuşsunuzdur. Caner sen de okumuşsundur.
Yani benim açımdan çok bir absürtlük bir yazı değildi. Yani Arda'yı da anlayabiliyorum ama kesinlikle böyle bir müdahalesi yanlış. İşte özellikle çok fazla biliyorsun spekülasyon var. Daha işte biz bunu konuşuyoruz ama daha olay çok evet, sıcak. Gerçekten. Bunun altından daha neler çıkar? Evet. Yani ismin, belki milli takıma geri döner. Belli de olmaz. İsmin Bilal Meşe olmasının altında başka şeyler olduğu vesaire iddia ediliyor. Biz de bilemeyiz açıkçası. Bugün de Hürriyet'ten Mehmet Arslan yazmış gerçi. Arda ile konuşmalarını yazmış. Evet evet ben de okudum onu. Evet o da dikkat çekici yazılar. İzleyicilerimize de öneririz o yazıda okumalarını. Peki Arda'lığını kapatalım. Şimdi ve... Şimdi Serem Hanım sizin bundan sonraki süreciniz nasıl işleyecek? Benim bundan sonraki sürecim güzel bir yaz tarihi. Sektörde. Sektörde. Yeni sezona bizim ekipte mi başlıyorsunuz yoksa? Tweetler sonra arkadaşlar. Ben açıkçası burayı çok sevdim yani. Hani yeni bir ekip mi yakalıyoruz yoksa? İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Ne dersiniz? Bana uyar açıkçası. Bizim için de mükemmel olur. Farklı bir formatta. Yani yeni sezonla ilgili benim işte yayın öncesinde sohbet ettik biliyorsun. Biraz akademik kariyer çalışmalarıma tekrar dönmek istiyorum. Çünkü aslında benim ekran gibi bir olayım yoktu. Tamamen tesadüfen kendimi ekran önünde buldum. O tarz bir hikayem var benim. Yani iletişim fakültesi öğrencileriyle bunu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama benim biraz tesadüf, biraz şans o şekilde oldu. O yüzden akademik kariyerime biraz ara vermiştim. Dondurduğum bir doktora programım var. Bir yandan da üniversitede işte spor medyası dersi gibi bir konuya el attım. Bakalım nasıl olacak. Ama tesadüf şekilde ekranla ilgili çok fazla güzel teklif almaya başladım. Beklemiyordum açıkçası. Biliyorsunuz biraz kısıtlı bir sektörümüz evet, var. Gerçekten ekran önüyle ilgili hiç beklemediğim güzel teklifler aldım. Onları tabii değerlendireceğim açıkçası. İnşallah biz de zaten sizi takip ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Peki soru cevap bölümüne geçelim. Bizim programımızda özel 10 kısa soru ve cevap bölümü var. Evet. Şimdi bu fikrin temellerini de sizin çok yakın bir arkadaşınız olan Nazlıcan Yurt attı. Nazlıcan Yurt attı. Ona teşekkür evet, ederim. Bakalım buradan. Cevaplarınız nasıl olacak? Hadi bakalım. Kendinizi 3 kelimede nasıl ifade edersiniz? Eğlenceli, hafif çatlak, Galatasaraylı. Tamam. Bu aralar en sevdiğiniz şarkı? Bu aralar en sevdiğim şarkı... Ben bu aralar rahmetli Amy Winehouse'a sardım yine. Hani sürekli kadını düşünüyorum, Back to Black dinliyorum sürekli. Hani her gün dinliyorum mutlaka. Evet, öyle bir. Çok güzel. En sevdiğiniz yabancı dizi? Game of Thrones. Kesinlikle. Of. Yani kaç? 38 gün kaldı. Evet. Son 7. sezonu geçtik. Evet 7. sezon 38 gün kaldı. Peki kitap okumak mı müzik dinlemek mi? Müzik dinlemek galiba. Çok gezen. Çok güzel şeyler. Evet ama şimdi artık şöyle bir şey oldu. Kitap okumaya konsantre olamıyorum son zamanlarda. Yani şu telefon artık acayip dikkat dağıtan bir şey oldu. Müzik dinlemeyi her şeyle birlikte yapıyorsunuz. Yani sporla birlikte vesaire yapıyorsunuz. O yüzden daha ağırlık verdiğim galiba müzik. Evet. En huzurlu İstanbul semti. Caddebostan. Benim için öyle. En sevdiğiniz hayvan? Köpek. Favori Avrupa takımı? Favori Avrupa takımım? Ya Real Madrid. Galatasaray TV'deki güzel oyun programınızda en keyif aldığınız bölüm? Aa, güzel soru. Ya galiba değil, kesinlikle Semih Kaya. Yani şöyle bir şey, biz o programı yaparken o programın kamera arkası bölümünü 1 dakika 1,5 dakika yapıyorduk ama asıl kamera arkası kısmında yani veya yayınlayamadığımız kısımlarını söyleyeyim. İnanılmaz şeyler yaşanıyordu. Bir gülme krizine girip hani ortamı bir 10-15 dakika terk etmişliğim var. O inanılmazdı. Yani Semih'le olan programda gerçekten bir sinirler ayrı bozuldu. Çünkü Semih ne yaptı? Moderatör olan benim. Sen ne soruyorsun ya artık Serem Vana sıkıldım dedi. Aldı elimden kağıtları bana soru sormaya başladı. Kendisine has bir tarzı var değil mi? Ya Semih çok ciddi gözüken bir çocuk. Ama müthiş espiritüel bir çocuk. Çok böyle kalın falan böyle bir ses tonu var. Böyle ağır zannediyorsunuz, şey zannediyorsunuz. Bir anda mesela hani bir moderatörü aşırı zor durumda bırakacak. Konuşuyoruz böyle gayet tam cevap verirken. Senin o boynundaki kolye mi ya? Falan bir şey. İşkence aleti mi falan gibi böyle yaklaşımları olmuş. Peki Semih. O zaman Semih'ten yine başka bir soruya geçelim. Galatasaray tarihinde sizi en çok heyecanlandıran futbolcu... Parantez içerisinde Hacı hariç. Ya Hacı diyecektim tabii i̇şte ki. İşte o biraz kolay oluyor o zaman soru. Ama yani telefonumun arka planı bile hala Hacı. Peki Hacı dışında Didier Drogba diyeyim. Drogba'yı ilk geldiği gün Akhisar deplasmanında. O kafa golü. O uçan kapısı. Uçakta. Uçaktaydım.
Ve adam yani gitmedi Allah'tan. Çünkü öyle bir kilitledim ki uçakta. Hey Didiye, o öyle mi? Bu böyle mi? Şu şöyle mi? Falan. Adam müthiş cool'luyla artık böyle yaptık. Ben biraz müzik dinleyebilirim. Olur, biz daha görüşürüz. Snyder? Snyder tabii ki o da çok farklı ama Didiye Drogba benim için çok... Etkisi daha mı fazla? Etkisi daha fazla, niye biliyor musun? Çünkü kendi ülkesinde savaş bitirmiş adam yani. Adamın duruşu çok farklı. İşte uçakta adamı gerçekten hayattan soğutacak kadar soru sordum. Elinde mesela kitap, yani Didiye Drogba olmuşsun. Elinde okuduğu kitap Talent is never enough. Yani yetenek hiçbir zaman yeterli değildir diyor. Yani daha ne kadar yeterli olacak diyorsun. Evet. Adam Snyder sürekli... bir süper yıldız ama Drogba bir efsane, bir ekol. Dünya yıldızı bence. Yani Türkiye'de görmemiz de bizim açımızdan ekstra bir şans. Kesinlikle. Ve son belki de en güzel soru. Nazlıcan Yurt mu, Nazlı Öztürk mü? Ya Nazlı... Abi zormuş ya. Nazlıcan Yurt izleyebilir mi programı? Nazlıcan ona göre. Yurt diyeceğim. Çünkü izliyor. Nazlı'yla, ya Nazlı... Benle kuaförünü paylaştı. Hiçbir kadın hiçbir kadına yapmaz. Onun dışında bizim Nazlı'yla çok böyle birbirimizi stalklayarak başlayan bir arkadaşlığımız var. Yani yüz yüze gelmekten önce Nazlı'yla birbirimizi stalklayarak başlayan bir arkadaşlığımız var ya, en büyük aramızdaki bağ da Aşk-ı Memnu. Aşk-ı Memnu evet, geyikleri... Nazlı Hanım'ın çok tabii, hayran olduğu bir dizi tabii var. Aşk-ı Memnu geyikleri üzerinden başlayan çok sıkı bir dostluğumuz var. Çok da sağlam. Hatta Caner'i de yayın öncesinde söylemiştim. Gerçekten bu sektörde arkadaşlık kurmak çok zor bir şey. Nazlı da ona en iyi yaptığım insanlardan bir tanesi. Ve kurabildiğiniz zaman da çok da güzel bir şey kesinlikle. Evet, evet. Hayır, biz de Nazlı Hanım'la çok güzel bir ilişki kurduk sağ olsun. Gerçekten çok bize de destekleri çok samimi bir insan. Artık bundan sonra Nazlı Hanım'dan o görevi devralıyoruz. Konuk tamam. Konuk ayarlama görevi tamam, size geçti. Tamam, bayrağı devralmış durumdayım. Her türlü desteğe varım. Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman tweetler bölümüne geçiyoruz değerli izleyiciler. Arkadaşlar tweetleri ekrana getirebilirsek... Bu sezon, yani sezon finali yaptığımız için Tribün Spor resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunduk ve anket yaptık. size göre yılın takımını sorduk. Fenerbahçe basketbol takımı %67 ile ilk sırada. Hani Beşiktaş, ankette Galatasaray yok bile değil mi? Beşiktaş %22 ile ikinci sırayı paylaşmış. Vakıf Medipol Başakşehir %7 ile üçüncü sırada. Vakıfbank ise %4. Sırada. Nasıl yorumlarsınız? Bazen dünya şampiyonu olsanız bile yaranamazsınız. Aslında benim de içim buruk olmasının sebebi Vakıfbank'ın en sonda olması. Ya üzücü o. O biraz üzücü. Yani bu arada Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın başarısını gölgelediğimiz anlamına gelmesin evet. Ama ya Vakıfbank da dünya şampiyonu kardeşim artık yani %4'te olmasaydı. Biraz daha yakın çıksaydı belki daha çok sevinebilirdim. Evet. Yani oranlar arasında biraz uçuk bir fark var. Biraz var. Tabii Fenerbahçe taraftarının burada bence ön plana çıkması söz konusu olmuş diye evet, düşünüyorum. Yani biraz... Galatasaray taraftarı biraz devreye girseydi aslında Vakıfbank ya, olabilirdi ya, de. Evet öyle bir şey olabilirdi. Bak doğru söylüyorsun öyle bir şey olabilirdi ama şimdi burada Galatasaray taraftarı evet sadece gider Vakıfbank'a oy verir. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki, olmamış. İgnor etmiş artık. Geçelim. Yılın takımı sorusunu ignor ediyor Galatasaray taraftarı bu sene. Diğer tweetimiz ekrana gelsin. O da Arda tweetiydi. Arda Turan'ın milli takımı bırakma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Anketi yapmıştık. %71'i doğru karar, %29'u keşke bırakmasaydı şeklinde cevaplamış. Sizce? Bence doğru karar. Burada büyük bir fark var bence ama bence karar. De doğru karar. Yani doğru karar derken şimdi artık öyle bir tatsızlıkta ya zaten mesela geçtiğimiz seneden beri işte Fatih Terim'le bir baba oğul ilişkisi varken aralarının biraz gerildiğine dair haberler basına yansıyor. İkisi de Türkiye futbolu adına, sporu adına çok önemli isimler. Fatih Hoca'nın karakteri ortada, Arda'nın bir karakteri var. O yüzden herhalde birlikte olmaları biraz sıkıntıya düşecekti. Bence doğru karar verdi. Evet, yıpranmak yerine bırakması belki de daha doğru oldu. Diğer anketimize geçiyoruz ve son anket tabii ki. Yılın sporcusu size göre kimdir sorusunu sorduk. İzleyicilerimiz ilk sırada %67 ile Ekpe Yudo. 56. 56 olmuş evet. Bunlar tabii bir 4-5 saat öncesinin sonuçlarıydı. 56 ile Ekpe Yudo ilk sırada. İkinci sırada Talişka %21 ile. Üçüncü sırada Nazai Demir %14. Son olarak da Cengiz Ünder %9 bir oy almış. Vakıfbank'ın oranına göre Nazai Demir daha fazla çıkmış burada. Ya şimdi onu söyleyecektim. Yılın takımı anketiyle doğru orantılı bir tek galiba hani Başakşehir Vakıfbank kısmında bir tam tersi olmuş burada. Evet. Yoksa doğru orantıda yani
yılın takımı Fenerbahçe diyen Ekpe Udoğa da tabii ki oynuyor. Bunu düşünen bunu düşünmemiş olamaz. Şimdi benim de iki tane kendi içimde yaptığım anket var. Yılın moderatörünü tabii ki kardeşim Uğur'u seçiyorum. Biraz yanlı oluyor. Alkışlar. Yılın programında da Tribün Spor'u seçtik. Bence ben olsam aynı şekilde. Yılın kadın moderatörü de Nazlı Canyurt'la Serem Tan. Ben olsam aynı şekilde oy verirdim. Tebrik ediyorum. Aklın yolu bir. Peki o zaman her hafta tanıttığımız gibi bir dergi ya da kitap tanıtımımız oluyor. Tribün Spor ailesi olarak. Bu hafta da Sokrates'in Haziran sayısını aldık. Onlar da tabii ki Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu kapaklarına taşımışlar. Değerli izleyiciler, bu tarz spor kitaplarını, dergilerini okuyalım. Hepsi gerçekten ayrı bir keyif, ayrı bir zevk. Sokrates'i inanılmaz beğeniyorum bu arada. Yani hakikaten daha henüz tanışmamış olanlar varsa çok farklı bir bakış açısı var, çok da ciddi bir emek var. Çok başarılılar bence. Kesinlikle ve hatta yani sadece spora yoğunlaşıyorlar. Yani futboldan ziyade o yelpazeyi biraz daha açıyorlar. Ve özellikle Almanya üzerinde de çok fazla satışları varmış. Bir de yazılı eserlerin bu kadar okunmadığı bir dönemde dergiciliğin ayakta kalmasına çaba gösteriyorlar. Yani şöyle, o bir başucu eseri gibi her sayısı aslında böyle dönüp dolaşıp okunmalık. Game of Thrones dedik ya, geçtiğimiz sene Game of Thrones karakterlerinden hangisi kim olurdu diye böyle inanılmaz güzel bir futbolla iç içe geçirmişlerdi. Böyle enteresan bakış açıları da var, beğeniyorum. Evet. Futbol dergisini de ben beğeniyorum. Onlar da biraz daha futbol odaklı ama oldukça güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Peki değerli izleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama yine tabii ki bir efsanenin sözüyle programımızı bitireceğiz. Roma'nın kalbi son gladyatör 40 yaşında Francesco Totti Roma'ya veda etti. Güzelliğin futbol sahasına indiği an Totti'nin kramponlarını giydiği andır. Totti yeşil sahanın Roma imparatorudur diye lanse edilmiş. Ve Roma'nın Genoa'yı 3-2 yendiği maçtan sonra veda konuşması sırasında Totti, 25 yıl daha oynayabilirdim. Benim en favori oyuncam toptu. Ancak büyüyorsunuz. Lanet olası zaman hızla geçmek istedi. Kapımı çaldı ve şunu dedi. Formayı çıkart. Francesco Totti futbola veda etti. Gerçekten futbol dünyası için büyük bir kayıp ama biz de onu her zaman sevgiyle anacağız. Yani tek bir kulüpte futbol kariyerini bitirmesi çok önemli. Bence no Totti, no party. Yani, evet. Yani çeyrek asır bir takımdasın, bütün ömrünü o kulübe adamışsın. Ve gerçekten de Roma şehrinin efsanesi olmuşsun. Ben Gerard'dan da onu beklerdim. Ama işte Totti gerçekten onu yaptı. Bence pişmandır Gerard. Bana da öyle geliyor biliyor musun? Yani hani Steven Gerrard'dan da aynı hareketi beklerdim. Ama işte ne oldu olmadı. Totti de no Totti no party. Gerçi Galatasaray taraftarını biliyorsunuz, Roma ile bir husumeti var ama yine de ben Totti'yi inanılmaz severim. Evet, kesinlikle. Caner, senin Totti tüm yani tüm futbol otoriteleri tarafından saygıyla karşılanan futbolculardan biri Totti. Hani kulüp ayırt etmeksizin. Lazio taraftarı bile en büyük düşmanımız pankartı açabilecek ama bu kadar da sevebilecek bir oyuncu Totti. Onun için dediğin gibi futbol dünyası için bir kayıp ama biz canlı izlediğimiz için çok şanslı hissediyorum kendimi. Kesinlikle. Bir açıklaması vardı. 12 yaşındayken annesi Roma şehrinin iki takımı Roma ve Lazio arasından bir seçim yapacakmış ve Roma'yı seçmiş. Buna karşın eğer annem Lazio'yu seçseydi onu hiçbir zaman affetmezdim tarzında bir açıklaması vardı. Aa, süpermiş. Gerçekten Totti büyük bir ekol, büyük bir yıldız. Bu şekilde artık. Yani biz de sezon finali diye bayağı uzattık Uğur, evet, fark etti. Sezon finalinde ben yakışırmışım ama çok keyif sezon aldım. Sezon finalinde Serem Tan bize de buraya geldi. Normalde 30 dakika bandında uyarı gelirdi de bu program gitti bayağı. Ay gitsin canım, benim de zaten çenem düşük ama bu arada şunu da söylemem lazım. Gerçekten hani bunun kaydı da olacak. Kesinlikle. İnşallah sizi yani bunu sonra izleyeceğiz ve söylediğim çıkar diye umuyorum. Sizi çok iyi yerlerde, çok iyi kanallarda yine böyle beni konuk aldığınız veya benim sizi konuk aldığım bir boyutta görmeyi umuyorum. Çünkü çok başarılısınız her şeyden önce ve bu işi bu yıllarda çok iyi çözmüşsünüz. Tebrik ediyorum. Bizim de dileğimiz o yönde zaten. Caner, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yani sezonu bitirdik. Evet. 5 bölümlük bir yani farklı isimli, farklı formatta 5 bölümle bitirdik. Evet, bugün bu sezonu, sezonun finalini yapıyoruz sezonu. Ancak gelecek sezon yine sizlerle birlikte yani olacağız. Değerli konuklarla. Konuklar benden. Konuk moderatörü ben. Serhan Tan ve Caner Bakır'a teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli izleyiciler, Tribün Spor sezon finaliyle sizlere veda ediyor. Gelecek sezonda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.